Bankaların fiziki döviz çekimlerinde uyguladığı komisyon ekonomi yönetimi tarafından kaldırıldı arkadaşlar. Peki kimin tarafından konulmuştu? Ekonomi yönetimi tarafından. Yine ekonomi yönetimi tarafından kaldırıldı. Sebep ne? Hukuki olmadı. Peki biz bunun hukuki olmadığını söylemiş miydik? Evet. 14 Ağustos'ta yaptığım videoda çok net bir şekilde tepkilerimi dile getirmiştim ve bunun sonrasında da vatandaşlar da çok net bir şekilde tepkilerini ortaya koydular tüketici mahkemelerine başvurdular, bankalara gittiler, itirazlarını yaptılar, paralarını çektiler, yastık altı yaptılar ve bunun sonrasında ekonomi yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Öyle kafama göre uygulama yaparım, istediğim gibi parana çökerim dönemi bitmiştir. Doğru zamanda doğru tepki vermek çok ama çok önemli. Peki bir başka soru soralım. Altından alınan %1'lik vergi doğru bir uygulama mı? Hukuki temeli var mı? vergi sistemine ya da vergi yasalarına uygun mu? Hiçbir gelir elde edilmeden herhangi bir yatırım aracı aldığınız için devlet sizden vergi talep edebilir mi? Bu videoda bütün bunların cevabını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki rakamlara da bakacağız. Özellikle dolar cephesinde ve altın cephesinde aynı zamanda borsa cephesinde neler yaşanacak? Bunu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Dövizle ilgili alınan şu kararı hiç yorumsuz bir okuyalım. Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü bu açıklama sizin haklarınızın ne kadar net olduğunu, hukuksuz uygulamaların nasıl geri çekilmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor arkadaşlar. İtiraz ettiğinizde de Haklarınızı sonuna kadar alabileceğinizi görüyorsunuz ve görmelisiniz de. Sizler itiraz etmemiş olsaydınız emin olun ne bankalar geri adım atardı, ne Merkez Bankası geri adım atardı, ne BDDK geri adım atardı, ne ekonomi yönetimi geri adım atardı. Aynı ÖTV'de olduğu gibi, deprem vergisinde olduğu gibi bunu bize yapıştırırlardı ve bu binde ikilik komisyonu binde beşe çıkartırlardı, binde beşten yüzde bire çıkartırlardı. Resmen paramıza ortak olurlardı arkadaşlar. Altında yaptıkları gibi bakın. Altında da yapamazlar bunu nedenlerini ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım sizlerle. Lütfen şu okuduklarımı sabredip sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Zaten çok da fazla uzatmamaya çalışacağım. Bankadan nakit döviz çekenlerden komisyon alınmasının önünü açan Merkez Bankası talimatnamesi hukuki tartışmalara neden olmuştu. Banka müşterilerinin itirazı ve hakem heyetlerine başvurularının ardından bu sabahtan itibaren komisyonların kaldırılmasına karar verildi. Artık bankalar bankada bulunan dövizi nakit olarak çeken müşterilerinden komisyon alamayacaklar. Uygulamanın sistemin sağlığına yönelik şüphe yarattığı gerekçesiyle Ekonomi Yönetiminin bankaları uyarması nedeniyle geri alındığı söyleniyor. Bankalar bu sabahtan itibaren nakit döviz çekimlerinden aldığı komisyon uygulamasını kaldıracaklar. Artık vatandaşlar bankalardan kendi hesabında duran dövizi çektiğinde komisyon ödemeyecekler. Yaklaşık 3 hafta önce bankaların talebiyle Merkez Bankası'nın nakit döviz işlemlerinden komisyon alınması yolunu açmak için düzenleme yapılmıştı düzenlemeye göre bankaların müşterilerinin efektif yani nakit döviz çekimleri, Komisyon alınacak işlemler arasında sayılmıştı. Kim tarafından? Merkez Bankası tarafından. Ancak bu düzenleme tartışma yarattı. Bazı hukukçular bankaların vatandaştan komisyon alabilmek için önceden bilgilendirme yapma zorunluluğu olduğunu belirtti. Ancak uygulamanın bundan sonraki süreçte uygulanabileceğini söyledi. Merkezin yeni düzenlemesinin o dönemde geçerli olabileceğini belirtti. Bankacılar ve banka hukukçuları ise farklı görüşteydi. Tabii farklı görüşte olacak. Ceplerine para giriyor ekstradan ve bedavadan. Bankacılar şubeye gelip dövizini almak isteyen vatandaşlara eğer nakit çekersen komisyon ödersin demenin onay alınması anlamına geldiğini söylüyordu. Ya bu nasıl bir komedi ya? Yani insanlara geri zekalısın sen kardeşim demek dışında hiçbir şey değildir bu. Biz ağzımızla onay veremiyoruz, komisyon dediğimizde onay vermiş oluyoruz ve utanmadan bunu bankalar bir gerekçe olarak sunuyorlar. Ayrıca bankacılar bankaların şubelerle internet sitelerine bu yeni komisyonun alındığına dair duyuru aşamasının ve yayınlanmasının da tebliğde zorunlu görülen haber verme onay için yeterli olduğunu kaydediyorlardı. Banka müşterilerinin imzaladığı sözleşmelerde bankaların lehine düzenlemeler olduğu ve bu genel onaylardan yola çıkarak müşterilerin bir hak iddia edemeyeceği de ifade ediliyordu. Karınca duası gibi hani sözleşmeler var ya o sözleşmeleri imzalatmışlar zamanında vatandaşa Orada da bu yazıyormuş. Yani ben istersem kafama göre senden komisyon çekerim. E o zaman bunun bir sınırı yok ki kardeşim. Diyelim ki 1 milyar lira para yatırdım. Banka canını isterse bunun 500 milyonuna el koyacak o zaman. Ya da 1000 dolar para yatırdım. Bankanın canı isterse 500 dolarını ben komisyon olarak keseceğim diyecek. Ve vatandaş da Buna itiraz edemeyecek. Nedir bu ya? Çadır devletin burası kardeşim. İstediğiniz gibi vatandaşın parasına çökeceksiniz öyle mi? Ancak ekonomi yönetiminin komisyon uygulamasının sisteme olan güvende sıkıntı doğurabileceği uyarısı yapması nedeniyle bankaların bu görüşlerinden vazgeçtikleri konuşuluyor. Allah razı olsun be. Hakkın yolunu bulmuşlar, adil yolu bulmuşlar ve vazgeçmişler öyle mi? vatandaş eğer çıkıp da itiraz etmeseydi vatandaş eğer bu işi tüketici mahkemelerine götürmeseydi bizim gibi bu konu konusunda hassas olan kişiler çıkıp konuşup da binlerce yüz binlerce kişiye ulaşıp bu konuyla ilgili bir kamuoyu yaratmasaydı insanları bilgilendirmeseydi öyle bir çakardınız ki vatandaşa ve bunu sanki zorunluymuş gibi öyle bir uygulardınız ki zaten onu da yaptınız başta vatandaşın kıpırdayacak alanı kalmazdı bundan 3-5 sene sonra. Ama baktınız ki tepki çok, baktınız ki vatandaş bundan sonra sana zırnık para yok demeye başladı ve baktınız ki vatandaşın parasını da çeviremiyorsunuz artık hemen geriye adım atmaya karar verdiniz. İşin gerçeğini böyle konuşsanıza, işin gerçeğinin bu olduğunu söylesenize Ayrıca uzmanlar bugüne kadar ödenen komisyonların geri ödenmesi gerektiğini de söylüyorlar. Tabii ki ödenecek. Bugüne kadar haksız olarak insanların cebindeki parayı aldıysanız, haksız bir komisyon aldıysanız ve ekonomi yönetimi bu yapılan hukuksuzdur, bu yapılan haksızlıktır dediyse o komisyonları geri ödeyeceksiniz. Hem de derhal. Muz Cumhuriyeti falan değil burası. Kafanıza göre komisyon çıkartacaksınız. Kafanıza göre hiçbir temeli olmayan vergi çıkartacaksınız ve bunu hiç hak etmeyenlere uygulamaya kalkacaksınız. Hak edenler vergi ödemeyecek, hak etmeyenler bu ülkede vergi ödeyecek. Niye? Adam altın almış. Niye? Adam döviz almış. Bugüne kadar ödenen komisyonları çatır çatır bankalar geri ödemek zorundadır kardeşim. Ve bunu acilen yapacaklar. 1 lira bile sizden kesildiyse talep edin kardeşim. 1 lira bile diyorum bakın. 10 liraymış, 100 liraymış, 1000 liraymış önemli değil. 1 lira bile olsa talep edin. Kimse sizin paranızla zenginleşemez. Başkasından ettiği zararı da sizden çıkartamaz. Altında Yüzde birlik bir vergi uygulanıyor. Bunun temelinde ne var? Vergi kanunları mı var? Vergi sistemi mi var? Peki vergi sisteminde gelirden vergi alınır denmiyor mu? Adam altın almıştır, konut almıştır, araç almıştır, borsaya yatırım yapmıştır ya da bir ticaret yapmıştır fark etmez. Buradan bir kar elde etmiştir ve bu kar gelir haline gelmiştir. Yani enflasyon baskısından da arınmıştır. Bunun sonrasında kalan gelirden ancak devlet bir vergi talep edebilir. Ama bizimkiler ne yapıyor? Altın aldın mı? Kaç liralık aldın? 100 bin liralık aldın. Bunun yüzde birini yani 1 milyarını bana peşinen vergi olarak ödeyeceksin. Bu vergi değildir ki. Bu deli dumrul politikasıdır. Adam diyelim ki 400 liradan altın aldı. Altının fiyatı 350 liraya düştü. Adam zaten altından zarar etmiş. Niye vergi ödüyor ki? Bir gelir elde etmemiş, bir kar elde etmemiş. Altına yatırım yapan adam kendisini enflasyonist baskıdan, devalüasyondan vesaireden koruyor. Sen dış ticaret açığını patlatmışsın, cari açığını patlatmışsın. Enflasyonun gerçekçi değil, işsizlik rakamlarının gerçekçi değil. Dış borcun patlamış. Yurt dışından dış borç bulamıyorsun. CDS rakamların 600'e doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Türkiye'deki ekonomi darmadağın olmuş. Siyaset sistemiyle ilgili ciddi kuşkular var. Pandemi kargaşası zaten diğer tarafta duruyor. Ve insanlar bu noktada kendisini korumaya çalışıyorlar. Daha adam para kazanmamışken, enflasyondan sadece parasını korumaya çalışırken %1 bana vergi ödeyeceksin diyorsunuz. Bunun temelinde hiçbir hukuki altyapı yoktur kardeşim. Bunun temelinde hiçbir vergi kanunu yoktur. Vergi ancak gelirden ya da hizmetten talep edilebilir. Ondan kar ya da gelir elde ederse ancak devlete vergi ödeyebilir. Ama bunu da eşitlik ilkelerine göre her yere yaymak zorundasınız. Altından vergi alıyorsanız konuttan da alacaksınız, arsadan da alacaksınız. Altından vergi alıyorsanız dövizden vergi alıyorsanız borsa getirilerinden de vergi alacaksınız. Yerli ya da yabancı fark etmez. Altından vergi alıyorsanız eğer faizden de vergi alacaksınız. Tüm getirilerden vergi almak durumundasınız o zaman. Bir yerden vergi alacaksınız, öbüründen almayacaksınız. Üstelik adam zarar etse bile vergi talep edeceksiniz peşin peşin. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Özellikle gelişmiş ülkelere baktığınızda böyle bir uygulamanın hiçbir şekilde uygulanamayacağını görürsünüz. Onun için nasıl dövizde geri adım attılar, altında da geri adım atmak zorundalar. Kimse kimsenin parasına haksız yere çökemez. Bunun adı ne olursa olsun fark etmez. Devlet vergi uygulaması yapabilir. İki sebeple yapabilir. Birincisi gelirden vergi elde eder. ikincisi hizmetten vergi elde edebilir. Ama bunun dışında keyfi vergileri devreye sokmaya kalkıyorsa vatandaşın itiraz hakkı vardır. Ve devlet uygulaması vergi kanunlarına, anayasaya, hukuk sistemine uymuyorsa kaldırmak zorunda kalır. Aynen şu anda olduğu gibi. Kaldırmazsa ne mi olur? Aynı döviz cephesinde olduğu olduğu gibi altın cephesinde de iş kayıt dışına gider. Millet altınını bankada tutmaz yastık altına döner ve o yastık altındaki parayı yarın öbür gün vergileri indirdik sıfırladık falan deseniz bile güven kalmadığı için bir daha sistemin içerisine çekemezsiniz. Bu da piyasadaki para sığlığının daha da artmasını beraberinde getirir. Şimdi biraz rakamları konuşalım. Rakamlar neler söylüyor? Altın 1930'un altına gelmiyor. Gelemeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şu anda 1940'larda gezeniyor zaman zaman tekrar 1930'un üzerine hafif üzerine gevşiyor. Hedefi 1980 noktası çok net bir şekilde. 1980'i kırdıktan sonra tekrar 2000'in üzerine çıkacak. Birkaç sefer daha bu dalgalanmalar olabilir. Yani 1930-2000 aralığında gidip gelebilir altın nonsu. Aynen daha önce 1860 ile 1780 aralığındaki dalgalanmada olduğu gibi 1980 sağlam bir hacimle kırıldığında 2000'in üzerinde de bir hafta 10 gün sağlam bir hacimle durulduğunda ilk hedef 2100, sonrasında 2300 ve 2500 olacaktır arkadaşlar. Dolar cephesine baktığımız zaman artık çok net bir şekilde 7.80'e doğru giden bir dolar kuru görüyoruz. Ne yapılırsa yapılsın doların yükselişi durmuyor, durmayacak. Çünkü ekonomik dengeler iyi iyiye bozulmuş durumda. Türkiye'de dolar kalmadı ve Türkiye dolara olan talep her geçen gün biraz daha artıyor. Yabancılar talep ediyor, bankalar talep ediyor, firmalar talep ediyor, şahıslar talep ediyor. Bu talebin karşılanması mümkün gibi görünmüyor. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi seviyelere çok net bir şekilde düşmüş durumda. Fitch'in son raporunda eksi 30 milyar dolardan bahsediliyor. Swap anlaşmaları döndürülemezse. Böyle bir durumda zaten arkadaşlar dolardaki yükseliş devalüasyonist etkiyle olacak. Yani öyle 7.80 8.20 9 falan diye değil bir sabah uyandığımızda ansızın 14 lira 15 lira seviyelerini görüvereceğiz. Şimdilik kontrollü yükselişe izin verilmeye çalışılıyor. Kontrollü yükselişte ise 7.40 çok kolay bir hedef. 7.40 kırıldıktan sonra 7.60 7.80 aralığına yerleşir dolar kuru. Sonrasında da 8.20 hedefine gider. Geçen dönemki senaryolara baktığımızda ise 8.20'yi gören dolar kuru önce 7.80'e tekrar gevşer. Burada bir süre kalır ama sonrasında tekrar kendisini 8'in üzerine atar. 8.89 yolculuğuna başlar. Birilerinin söylediği gibi gevşeme falan da olmayacak. Yok doğalgaz bulundu, yok Çin'den para gelecek falan. Bu tevatürlerle işlerin yürümeyeceği çok net bir şekilde ortada. Dolar çok net bir şekilde yükselişini devam ettiriyor ve ettirecek arkadaşlar. Makroekonomik ve siyasi ortam bu şekilde olduğu sürece. Doların bu yükselişi borsadaki satış baskısını arttıracak, yabancı çıkışı da arttıracak. Ekonomik kırılganlıkların her geçen gün artıyor olması borsadaki yabancı çıkışını çok daha hızlı bir hale getirecek arkadaşlar. Borsada ciddi yıkımlarla karşı karşıya kalacağız. Yani bunlar iyi günlerimiz. Ha %3, %5 kar elde edeceğim. Ben bu riski de alıyorum kardeşim diyorsanız tabii ki borsa bir yatırım aracı. Ama %3, %5 kazanayım derken bir anda %20, %30, %50 zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 120 bin seviyesinden alanlar şu anda askıda kalmış durumda borsada ve büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte uzun bir dönem 120 bin seviyesini görmeyeceğiz. Euro da 8.71'e geldi. Doların 7.80'e gittiği dönemde 9 liranın üzerinde euroyu göreceğiz. 7.80 dolar olduğunda 9.20-9.50 aralığında bir euro karşımızda olacak. Euro dolar paritesi 1.18'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tutunamazsa arkadaşlar ilk hedefi 1.15 sonraki hedefi 1.12 olacaktır. Faiz zaten %13'ün üzerinde ve burada artık kalıcı yükselmeye de devam edecek. Merkez Bankası gizli faiz arttırımları yapıyor bu arada. Politika faizini arttıramıyor politik nedenlerden dolayı fonlama faizini arttırıyor, gecelik faizi arttırıyor vesaire. Örtülü gizli faiz arttırımları da Piyasa faizini yukarıya çekmeye devam edecek ve bu hafta dolardaki yükseliş adım adım devam edecek. Bundan sonraki süreçte altında 300'lü seviyeleri falan beklemeyin. Yakın zamanda 500 liranın üzerine çıkacaktır ve bir daha 400'lü seviyeleri de göremeyeceğiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Hem doların hem de yurt dışında onsun yükselmesiyle birlikte arkadaşlar. Son not lütfen haklarınızın sonuna kadar arkasında durun demokratik yollarla bakın hukuki yollarla bakın sonuna kadar arkasında durun sizden haksız bir harac talep ediliyorsa eğer adı komisyon veya vergi olabilir fark etmez hayır kardeşim sen bu haksız kazancı benim üzerimden sağlayamazsın. Başka yerde yaptığın zararı benim üstümden çıkartamazsın. Ballı gaymaklıların cebine para koymak için benim cebimdeki parayı alamazsın deyin. Ve görüyorsunuz bunu doğru bir şekilde yaptığınızda geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.